Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Hepimize günaydın olsun. Bildiğiniz gibi Amikaz Trailer'ı fırınım, ocağım ve dağılmazımı taktırmadım. Dağılmazımı neden taktırmadım? Sizlere daha önce söylemiştim zaten. Fayansın devamını bulamam diye fayan alt tarafında da duvar olduğundan dolayı onu taktırmadım. Ben onu ilerleyen zamanlarda inşallah taktırırım. Amikaz Trailer'ı aldığımdan beri fırınımı bir kere denedim. Fırınımda sadece karnabahar graten yaptım. Karnabahar gratinde zaten pişmesi basit biliyorsunuz. Zaten karnabaharı daha önce de haşlıyorsunuz, baharatlıyorsunuz. Beşamel sosunu da pişiriyorsunuz. Fırınladıktan sonra üzeri kızarınca da zaten pişmeye hazır oluyor. Fırınımı şimdi ilk defa deneyeceğim. Kek yapıyorum. Bildiğiniz gibi bazen fırınlar çok da iyi çıkmıyor olabiliyor. Benim bundan önceki fırınım altı çok fazla pişirmiyordu. Üst tarafı kızarıyordu, pişiyordu ama alt tarafı bembeyaz kalıyordu. Böreklerde genelde oluyordu ama keklerde çok fazla sorun yaşamıyordum. Bugün bari kek dökeyim dedim. Hakan'cığım da uyuyorken hala rahat rahat elimin ayağımın altına dolanmadan. Ay bazı arkadaşlar yazıyor, Belgin çok fazla hızlı konuşuyorsun diye. Bazı arkadaşlar yazıyor, çok yavaş konuşuyorsun diye. Anlamadım artık, yani yavaş mı konuşuyorum, hızlı mı konuşuyorum ama kelimelerin sonlarını yuttum, doğru. Onda hemfikiriz. Bunu bana ilkokulda öğretmenim bile söylemişti. Belgin, kelimenin sonuna doğru şarjın bitiyor, pilin bitiyor dedi. Sesin kısılıyor ve kelimelerin sonlarını yutuyorsun demişti. Bu bir doğru, bunu ailem de zaten sürekli olarak söylüyor. Ya bu benim çocukluğumdan gelen bir şey. Değiştiremedim, değişmedi. Ne diyeyim artık, bir şey de söyleyeyim artık. İnşallah ilerleyen zamanlarda sizlerle sohbet ede sizlerden aldığım yorumlara göre de inşallah hem konuşmamı, hem diksiyonumu, hem de kelimelerimi düzeltmeye çalışacağım diyeyim sizlere yani. Şimdi kekimi yaptım. Şimdi kekin tarifini versem mi, vermesem mi çok fazla emin değilim. Yani sürekli olarak hepimizin bildiği bir kek. Pardon, özür dilerim. Yani hepimizin evlerinde yaptığı, bildiği bütün bir kek. Bak burada yokmuş. Şuradan bir şöyle alayım. Temizleyeyim şurayı. Bunun içine dökülmesin. Kekimin içinde ne var? 3 adet yumurta, 1,5 su bardağı şeker, birer paket vanilya ve kabartma tozu, 1 su bardağı yoğurt veyahut da süt. Benim sütüm olmadığı için ben yoğurt kullandım. Siz süt de kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı sıvı yağ, 3 su bardağı unum var. Ayrıca de tabii ben kakaolu yaptım. Evimde kakaom çok olduğu için bir tatlı kaşığına yakında kahve koydum. Türk kahvesi koydum ki kokusu gelsin diye. Şu anda çok güzel kokuyor gerçekten. Şimdi kekimi 180 derecede 45 dakika boyunca pişirmeye bırakacağım. Yavaş yavaş pişerken de ben mutfağımı toplamıştım. Şimdi tekrardan toparlayacağım. Annemle uzun zamandan beri aklımızda bir sürekli olarak yapmak istediğimiz şey bir araba kiralayıp çocuklarla beraber şöyle bir gezmek, piknik yapmak istiyorduk. O da nasip oldu bize. Allah'ın izniyle, Allah'ımıza binler şükür. Küçük de olsa bir kaza atlatsak da sağ salim arabamızı teslim ettik. Gezimizi de yaptık. Ama ufacık kaza bile ister istemez insanı yani şey yapıyor, modunu düşürüyor, strese sokuyor. Yani böyle bir insanda ne diyeyim, ben bir bayan olarak da kendim için mi söylüyorum, yoksa ben, bazı bayanlar tabii ki bütün bayanların hepsi o şekilde değildir, benim şekilde değil ya. Benim gibi değillerdi mutlaka ki usta şoförlerimiz de vardır ama ben gerçekten acemiyim. Bazı arkadaşlar yazmışlar, çok güzel araba kullanıyorsun diye. Çok teşekkür ederim. Ama uzun zamandan beri kullanmadığım için ve trafik inanılmaz derecede yoğun olduğundan dolayı ve arabalar öyle bir park ediyorlar ki, yani bir caddede hem sağına park ediyorlar hem soluna park ediyorlar. Ortadan geçmeniz imkansız. Ortadan geçerken çok yavaş geçmeniz gerekiyor ve çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yoksa araba direkt ya sağdaki araba ya da soldaki araba sürtünmesi çok ama çok yüksek. Ben elimden geldiğince ara sokaklara girmemeye çalıştım. Park ederken de hep böyle geniş alanlara park etmeye çalıştım ki park etmekte sorun yaşamayayım diye. Allah'tan evimin önünde park sorunu hiç yaşamadım. Tam özür dilerim.
Balkonun altında fark edemiyorum ama apartmanın etrafında uzak bile olsa kolayca fark edebileceğim yerlere fark ettim. O kazada ufak, yani o geçirmiş olduğum geri gelirken çarptığım kazada zaten çok dar bir yoldaydı. Geri gelmek zorundaydım. Girecek oğlum sapağı kaçırdığından dolayı. Gelirken de arabanın ben park sensörleri var. Sizler de bilirsiniz. Ay bir de konuşabilsem. Ona çok fazla güvenerekten o sinyalden hani bu ötmediğinden dolayı ben de geri giderken çok hafif bir şekilde vurdum. Onunla ilgili yapılması gereken bütün işlemleri yaptım. Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir cana çok, yani cana hiçbir şekilde şey yok zaten. Malda çok az. Yok, minimum derecede bir hasarımız oldu diyorum buna. Hamdolsun. Yani yapacak bir şey yok ama o anki yaşadığım stresle işte daha şurasında ışık çıktı diye o uçuğu yola yarı yapmışım. Hiç farkında bile olmadım. Akşam eve geldiğim zaman bayağı derin yoğunmuşum ki elim sürekli olarak ağzımdaydı. Annem beni sürekli olarak uyardı ama uyarsa bile ben onun uyarılarını hiç duymamışım. Demek ki elim hep şu yarımdaydı ve şu an inanılmaz acı bir yer oldu. Dediğim gibi sağlık olsun bir şey diyemiyorum. İyi oldu ya. Ailecek gezdik. Annem, ben, çocuklar. Yani gezdik. Hava aldık. Çocuklar için değişiklik oldu. Bu değişiklikte en çok sevinen Feyza'da. İsmail için hiç memnun değildi. İsmail ikinci gün artık gezmeyelim dedi. Ben evde kalmak istiyorum dedi. Ama dese bile biz onu yine de götürdük. Hakan'cığım için biraz ister istemez sıkıntılı oldu. Çünkü Hakan ufak. Şimdi arabanın içinde bizim gibi sürekli olarak oturamıyor. İlk gün gerçekten çok güzeldi. Şelale'ye gittiğimiz gün. O zaman Hakan çok mutluydu. Çünkü şelalede istediği gibi sağlık, oynadı, gezdi, toprakta yuvarlandı falan derken rahattı. Bir de arabaya o gün ilk gün bindiğinden dolayı bu şekilde şey olduğundan dolayı çok bize zorluk çıkarmadı ama ikinci günden sonra tabii ki de istersemez Hakan'cığım sıkıldı. Hakan'cığıma ben hak veriyorum yani. Sıkılmasında. Bakalım. Güzel dilekleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Güzel dilekleriniz ve temennileriniz için inşallah senin de bir gün araban olur diye. İyi inşallah. Amin. Allah'ım isteyen herkese gönlündeki her şeyi 1000 katıyla beraber versin. Ev, araba, sağlık, çocuk, eğitim, ya aklınıza ne gelebiliyorsa Allah herkesin gönlünden geçeni versin. Canım ablacığımın bana doğum günü hediyesi olarak aldığım Vila'yı sizlere daha önce göstermiştim. Bazı arkadaşlar yazdıydı. Almış olduğunuz Vila'dan memnun musun diye. Zaten şöyle ben size göstermiştim bunun parçalarında. Şu şekilde hemen kullanmaya başladım. Ben bu Vila'dan zaten memnunum. Ben ablamın evine köye gittiğim zaman da biliyordum bu Vila'yı ve kullanmıştım. Ve çok hoşuma gitmişti. Hatta o zaman da söylemiştim ve satın almış olduğum mağazada kalmadığından dolayı alamadıydık. Bugüne nasip olmuş. Çok ama çok seviyorum. Ben temizlik malzemeleri çok seviyorum. Bunlar siz de bunu daha iyi anlıyorsunuz. Tabii ki de yani herkes, çevremdeki herkes benim temizlik malzemelerimi, deterjanları ne kadar çok sevdiğimi bilirler. Oy. Araba kullanırken o kadar kendimi kasmış ki sırtım komple tutulmuş. Boynumdan itibaren şuraya kadar inanılmaz derece tutulmuş. Büyük bir ihtimalle yel daldı. Camı ufacık bir açayım dedim, hiç olmazsa içerisi havalansın diye arabada. Herhalde o da yer aldı ve sabah yataktan kalkamadım biliyorum ben. Dümdüz o şekilde kaldım. Çok zor kalktım. İlaç kullanmadan boyun ağrılarım geçmesini bekliyorum. Çok fazla ilaç kullanmayı sevmiyorum. İlaç kullanmamaya da gayret gösteriyorum her zaman için. Ama benim boyun tutulmalarım çok meşhurdur. Ailem bilir, annem özellikle bir kadıncağız sürekli olarak vardı. Rahmetli annem, Allah'ım nurlar için yansın ya Rabbim, mekanı cennet olsun. O çok vardı sırtımı. Yağla falan. Bir güzel o vardı sırtımı demişim, pardon, boynumu. Benim boynum tutulduğu zaman şuradan şu şekilde tutulur. Şöyle omuzuma kadar iner. Ve ben genelde böyle yamuk kalırım. Ben bir hafta böyle yamuk gezdim bilirim boyun tutulmasından dolayı. Ve hemen bir hafta boyunca da ben koltukta uyudum bilirim ufakken. Daha 15 yaşında bile değildim hatta, hatırlıyorum. Bir hafta şu şekilde dolaştım ve rahmetli anneannem ova anca işte artık nasıl bir damar olduysa artık o şekilde bayağı kötü oluyordum. Neyse konudan konuya atlıyoruz biz de. Vila'dan memnunum. Sonra da arkadaşlar söyleyeyim. Biz bunu Trendyol'dan kimden aldıydık? Of, ben var ya satın aldım satıcılara, Trendyol'dan satın aldım bütün satıcıları inanın ki unutuyorum. Gerçekten.
VIP Ahmet. Ha evet, bazı arkadaşlar yazmışlar biladayı satın aldığı yer VIP Ahmet diye isim olur diye. Evet, VIP Ahmet şu şekilde. Ben size göstereyim. Belki hani almak isteyen arkadaşlara önerim olsun, şey olsun yani. Bunun şu anki bir fiyatı 318.50. Şöyle göstereyim. Şu şekilde dörtlü bezleri de hediyesiydi zaten içinde. Bunun şu anki fiyatı 318.50 TL. Tekrar söyleyeyim. Trendyol'dan VIP Ahmet'ten aldık biz bunu. Çok memnunum. Benim zaten bir tane tornado vardı. Zaten şöyle bastığı zaman dönerek kullanılan. Ondan da çok memnundum zaten. Ama bunu da gerçekten çok beğendim. Ablacıma gerçekten buradan çok ama çok 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 teşekkür ediyorum. Bana bu bilediye hediye ettiği için. Bana var ya, bu bilediye hediye ederek ya da bana bir deterjan da bir şey getirdiği zaman var ya, böyle çok büyük bir şey hediye etmiş gibi. Yani ne bileyim, altındır, paralıdır, değerli bir mücevherdir gibi şeyler hediye etmiş kadar ben çok ama çok seviniyorum. Neyse, geçenlerde zaten bundan, geçenlerde dedim, bundan birkaç video önce zaten herhalde sizler de seyretmişsiniz. Boşanmış çocuklu bir kadın evlenmesi, evlenemez mi diye bir konuşma yapmıştım. Bu tamamıyla yanlış anlaşılmış. Nasıl yanlış anlaşılmış? Bazı arkadaşlar yazmışlar. Evet, hayatında şu anda biri var. Biri olduğu için de şu anda zemin hazırlıyor. Veyahut da karşı tarafa nispet yapmaya çalışıyor. Çünkü karşı taraf kendi hayatını devam ettirdiğinden dolayı o da ben de hayatımı devam ettiriyorum. Ben de hayatımı birini alacağım veyahut da ben de evleneceğim gibisinden konular açıyor diye yazılmış. Ama herhangi bir şekilde hayatında hiç kimse yok. Ben çok büyük konuşmak istemiyorum. Ben çok büyük konuştuğum zaman mutlaka ama mutlaka başıma geldiğinden dolayı hiçbir şekilde evlenmeyeceğim demiyorum. Ama şu anda hayatımda hiç kimse yok. Ama ilerleyen zamanlarda zaman ne gösterir onu hiç bilemem. Tabii ki de ben evlenirsem şayet evleneceğim zaman benim ilk önceliğim 3 tane evladım olacaktır. Pardon, özür diliyorum. Çok pardon, karşı komşum Nazmiye ablacığım gelmiş. Nazmiye ablam birkaç gün Antalya'da olduğundan dolayı şeker istemeye gelmiş kendisi. Neyse. İleride evlenirsem şayet ilk önceliğim tabii ki de çocuklarım olacak. Çocuklarımın huzuru ve rahatı mutlaka önde olacak. Çünkü evleneceğim insan ilk önce çocuklarıma karşı saygılı olmak zorunda. Sevmek bir yana ama gerçekten saygılı olmak zorunda. Saygının olduğu yerde zaten sevgi de oluyor. Tabii ki de benim çocuklarım da o karşı tarafa doğru ilerleyen zamanlarda olabilecek ya da olan, yani olabilecek insana karşı, sizler anlıyorsunuz. Onlara karşı da zaten saygılı olmak durumunda. O şekilde söyleyeyim, zaten sizler beni az buçuk tanıyorsunuz. Benim her zaman için ve her zaman için önceliğim çocuklarım. Çocuklarımdan başka hiç kimseyi düşünmediğimden dolayı zaman ne gösterir onu bilmiyorum. Diğer konuda diğer tarafa nispet, hiçbir şekilde diğer konuya karşı tarafa nispet yapma gibi bir durumum yok. Karşı tarafı kıskandıracağım, nispet yapacağım diye evlenecek kadar da kör cahil bir insan değilim. Hiçbir şekilde, yani pardon, kör cahil değil mi ama o kadar da kafasız bir insan değilim. Öyle bir şey yapmam zaten, ben karşı tarafa yapacağım kadar dediğim ben size. Nispet dedim de yani şu an dedim çok rahat. Huzurum yerinde, sağlığım yerinde, evlatlarım yerimde. Allah'a şükür aç değilim, açık da değilim. Hiçbir sıkıntım yok. Bu şekilde olmam bile karşı tarafa nispet gibi bir şey oldum yani. Benim huzurlu olmam onlara bile nispet olabiliyor. Yani evlenmeme hiçbir şekilde gerek yok. Yani evleneceğim deyip de karşı tarafa nispet yapıldığımı düşünüyorsa bu da gerçekten çok yanlış bir düşünce. Onun dışında da benden aşağı yapılan yorumlara ben gerçekten esefle kınıyorum. Yani birkaç yorum geldi. Hiç güzel bir yorum değil. Ben sizlere yine söylüyorum ve yine söyleyeceğim. Bir kadın bir kadına yaptığını 1000 tane erkek bile bir araya gelse kesinlikle ama kesinlikle yapamaz dediğim ben size. Size şöyle yumuşataraktan söyleyeyim. Daha yeni boşandın. Daha kaç yaşındasın? Hemen erkeksiz mi kaldın gibisinden yorumlar geldi. Bunlar gerçekten çok kötü yorumlar. Hiç güzel yorumlar değil yani. Bu şekilde yorum yapan arkadaşlara, yani bazı şeyler başlarına gelmeden ne diyeyim? Yani bekara kara boşamak kolay derler ya. O şekilde böyle çok kolay yorum yapabiliyorlar ama benim çektiğim hiçbir kadını çekmesini istemem. Benim yaşadıklarımı hiçbir kadını yaşamasını istemem. O yüzden de bu şekilde yorum yapan arkadaşlara gerçekten kınıyorum ve Allah onları beterini yaşasın diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Fırına deneyek dedik diye. Kekin kokusunu aldım, çıktım yukarıya. Evet. Hadi.
Aleyküm selam var. Aleyküm selam. Nasıl Gönül abla? Ay daha iyi kuzum ya. İyi mi? Şöyle otursun. Kastırayı deneyemediydim biliyorsun. Anam hiç ben keke bıçak batırmadan çıkardım biliyor musun? Aferin sana. Anam hiç unutmadım. Olmuş ama. Yok. Olmuş baksana bıçağa yapışmıyor. Yapışmıyor da ben kokusuna bakıyorum bir anne ne yalanla. Kokuya bakarım ben. Ama olmuş ya evet olmuş. Çok güzel olmuş. Bayağı da güzel olmuş. Olmasa bulaşık kalır çünkü. Hem bulaşık kalır hem de daha fazla kokuyordum. Şimdi ben keki terlekliği seviyorum diye abla. Ben geldim. Yine ciğerime kuruldum. Çiçeğim dur ben sen. Birazdan bir kahve yapayım. Şunu bir çevireyim. Anam tamam. Elim yandı. Bir terletim yandı. Ben bunu streçimle sarıyorum. Hı. Kendi kendine terlece yumuşacık oluyor. Daha iyi oluyor o zaman. Ben bir de çıkarabilsem. Çıktı. Türk kahvesi koydum diye abla. Türk kahvesi mi yaptın ha? Evet, değişik oldu bu sefer. Ben o zaman hiç sevmem. Şaka. Gerçek mi bu? Kız takılıyor. Ha, belli mi olacağım belki Türk kahvesi sevmez şeyin için. Benim Türk kahvesi sevmemediğimi düşünebiliyor musun sen? Yo, düşünemiyorum işte. O yüzden sen Türk kahvesini o kadar çok seviyorsun ki. Evet. Ya, o yüzden dedim Türk kahvesi nasıl sevmezsin diye. Şuradan streçimi de alayım ben tatlım. Arkadaşlar şey diyordum. Senden ne şey yaptı dedik ya, boşanmış evli, boşanmış çocuk, kadın evlenemedi. Ana öyle bir yorumdan geldi ki, yani erkeksiz mi kaldın? Aa. Ha. O yoruma çok kızdım zaten. Ben okumadım hiç, görmedim. Nedir o? Karşı tarafı nispet mi yapıyorsun? Ne alaka? Yani karşı taraf tetikleri ben bunu söyleyeyim. Yani isim veririm zaten, artık isim versen olur, vermesem olur zaten, çok önemli değil. Salim'e yani. Nispet yapmak için. Karşı tarafa nispet yapmak gibi bir durum zaten yok. Benim nispet yapacak zaten... İki sene olmuş nispet yapacak olsan şimdiye kadar yapardım belgin yani. Benim şu anki yaşamış olduğum hayat bile karşı tarafa bir nispettir herhalde. Gerçekten şu anda yani bilmiyorum yani. Ben önce genel ama çok fazla ilk senesini bilmez. İlk senesinden sonrasını bilir ama ilk sene çektiğim sıkıntıyı ben çok aşırı derecede sıkıntı çektim. Kendisi inanılmaz derece çok güzel bir hayat yaşadı. Dediği tek kelime ben bundan sonra hayatımı yaşayacağım. Sen ne yaparsan yap. Evet. Yani beni o şekilde zor duruma soktu. Beni o şekilde hep kendisi beni hep hamile kalacak şekilde düşündüğünden dolayı, hep beni zor durumda kalacağımı düşündüğünden dolayı bana bu şekilde kelime kullandı. Vallahi ne yaptı? Tam tersini çevirdi. Şimdi ben kendim çok güzel bir hayat yaşıyorum çocuklarımla. Onun yaşadığı hayatı az buçuk ben haberi geliyor zaten herhalde. Yani daha boşanma davası gerçekleşmediğinden dolayı bazı şeyler de alınıyor. Haberler zaten geliyor. Maşallah bugün kapımız hiç durmadı. Nazmiye abla kaç gün daha burada? Bilmiyorum o günden sonra dün değil ya ben ne gün sana çıktım. Geçen gün sana çıkıp bindim ya aşağıya. Biz günleri de karıştırıyorduk. Ay şu streç şimdi böyle dolandım sinir krizi geçiyorum ben ya. Nazmiye abla kapıdaydı misafirlerini gönderiyordu. Dedim belgine çıktım kahve içmeye dedim. Dedi gel çay var ocakta çay içelim dedi. Ben de çay içelim dedi. Az önce geldi de şimdi tekrar geldi de o yüzden sordum. Şimdi ne zaman gideceğim deyip de kadını kovarmış gibi de olmasını da istemiyorum. Hani belki dedim Nazmi abla hani giderken anneme evde de dedim. Başka zaman inşallah dedim içeriz dedim. Ondan sonra dedim hatta annem de otursaydım dedi. Ay vallahi yemin ederim ben bu streç filmi... Ben nefret ediyorum streç filmden. Şimdi streç filmi taramasam da etkinler. Açıveriyorum ben. Buzdolabı poşetlerimiz var ya. Ha evet. Kenarını kesiyorum onunla sarı veriyorum. Sinir oluyorum çünkü streç filmden. Ya şuna bak ya. Bu streç film. Bu senin ha. Senden gelen streç film. Yeni güzel. Kendim alayım bir kullan. Aynen zaten öyle yapıyorum. Kendim alınmış gibi kullanıyorum. Hiç sakat yok. Şey demişler bana da. Buhar makinayla temizlik yaparken borusu kırıldı demiştim ya. Ay evet ya. Elektronik eşyaya kimseyi vermemi sevmem diye yazmışlar dedim ki yani ne olacak. Belki benim kardeşim ondan değerli değil dedim yani. Aynen ya yanlışlıkla oldu zaten istemeden oldu zaten o kırdı da. Zaten o benim de şeyciğim Leyla'cığım şey yaptı da Leyla çok onun vicdanı çok yaşadı. Evet. Gerçekten çok üzüldü Leyla sanki yani kadının kolunu bacağını koparıp eline vermişsin kadar üzüldü yani Leyla. Bu yaş yapsın.
Ama neyse konudan konuya takıyoruz bir ara. Evet ya. Öyle işte. Sanki bir de şey yazmışlar. Hayatında birisi var, şimdiden yerini yurdunu yapıyor. İki gün sonra hayatında biri var diye açıklar gibisinden daha ben boşanamadım ki birisini bulayım. Ben bu başımdakinden bir kurtulayım da hayırlısıyla. Vallahi bir abartık öyle söylüyorum yani ne diyeyim ya. Ama zaten öyle oluyor ben insan. Ben evet. Ayrıldığımda bir daha diyordum. Ay evlilik mi asla diyordum. İnsan değil birini bulmak düşüncesi bile. Ya ben diyorum ki bak bazı şeyleri ben bunu arkadaşlar da söyledim az önce şeyde videoda. Ben çok büyük konuştuğum şeyler ne yana da benim hep başıma geldi. Ben çok büyük konuştum. Benim bu olay benim başıma kesinlikle bu kesinlikle gelmez dedim ki en beteri zaten benim başıma geldi. Benim de büyük konuştum her şey başıma geldi. Hepsini de yaşamışımdır. Ve ben hepsini de yaşadığım için ben büyük konuşmak istemiyorum. Ben evlenmeyeceğim demiyorum kardeşim. Hayırlı bir kısmet olduğu zaman tabii ki de evleneceğim. Ben 41 yaşında bir bayanım zaten. Halkta yani şey yapmayacağımı da biliyorum ama şey zannedilmesi yani erkeksiz kaldı. O oldu, bu oldu olayına da girilmesine de hiç gerek yok. Bunlar gerçekten çok ayıp bir şey yani. Konuşulmaması gereken konular, yazılmaması gereken şeyler yani. Bir şey demiyorum ben. Öyle olsa başka yerlerde gezeriz belki de işte 24 ha, saat öyle beraberiz. Yani, ha evet 24 saat beraberiz. Şu anda her şey benim elimin altında ve ben her şeyi şu anda yapmakta özgürüm. Karşı taraf nasıl birisiyle bir hayat yaşayabiliyorsa ben de çıkarım. İstediğim insanla istediğim hayatı yaşarım. Giderim birisiyle bir hafta dolaşırım. Giderim diğeriyle iki hafta dolaşırım. Yani böyle hayat da yaşayabilirim diye de bana kimse karışamaz. Çok. Çok. Böyle yapan bayanlar var mı? Var. Benim etrafımda da var. Yok değil yani. Ben gözümle bile... Çevremizde de var yani. Çevremde de var. Apartmandan başımızı dışarıya çıkardık mı görüyoruz kimin ne yaptığını. Tabii canım kimin... Ama herkesin kendi hayatı. Ha kendi hayatı. Herkes nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşar yani. Aynen o şekilde yaşar. Ben kimseye kınamıyorum. Bu insanların tercihidir. Kendi tercihidir tabii, yani. Tabii tabii. Bu insanları da ben şimdi kınıyorum diye de şey olmasın. O şekilde... Algılanmasın. Onlar kendi hayatında nasıl yaşamak istiyorlarsa o şekilde yaşayabilirler. Böyle yaşayan insanlar şey oluyor yani Allah. Yani evliyse, boşandıysa ve boşandıktan sonra bu şekilde bir hayat yaşıyorsa evliyken o kadar çok baskı görmüşler ki o baskıdan kurtulduktan sonra zaten böyle bir hayatı tercih ediyorlar. Çok, öyle çok fazla var. Öyle çok fazla. Sonundan olduklarından şey oldu. Ama dediğim gibi ben de istediğim hayat aslında istediğim şekilde yaşama gibi bir özgürlüğüm var ama öyle bir hayat yaşamayı tercih etmiyorum ben. Benim ilk önce Nihal Hanım zaten benim birebir zaten her şey örnek şahidim yani şey. 24 saat birlikte. Benim ilk önceliğim her zaman için çocuklarım. Başka hiçbir şey değil. Ben kendimden önce zaten çocuklarımı düşünüyorum zaten. Onların rahatı, huzuru ve mutluluğu benim için gerçekten her şeyden daha önemli. Ben de daha önce söyledim. Benim hayatıma girecek olan insan ilk önce çocuklarıma saygılı olmak zorunda diye abla. Sevmek zorunda değil. Ama saygılı olmak zorunda. Saygı olduğu yerde zaten sevgi oluyor. Saygı olmazsa olmaz zaten. Saygı olmazsa olmaz zaten. Bu zaten karşılıklı olacak bir şey. O bize saygı duyacak, biz de ona saygı duyacağız. Zaman ya, işte zaman, her şey zaman belgin. Zaman insana ne getiriyor, ne götürüyor. Ya zaman her şey, inancı şu anda bu şekilde konuşuyoruz. Belki iki ay sonra nasıl konuşacağımızı zaten bilmiyoruz. Bundan iki sene önce benim düşüncelerimi siz bilseydiniz. Abo ne karanlık düşünceler geçiyordu aklımda. Ama şimdi daha rahat düşünüyorum. Ben zaman, o zaman düşündüğüm şeyleri Allah'tan icraata sokmamışım herhalde. O anki psikolojiyle ben neler neler yapacaktım. Ben bayanı, kadını bulacaktım, salihimi bulacaktım. Hepsini böyle boğup öldüresim geliyordu herhalde. Ben, hepsini böyle bana gırtlağını sıkıp bir köşeye atalım. İnsana o kadar ilginç geliyor ki. Ama şimdi niye öyle bir şey yapmayı düşünmüşüm? Ben eşimden ayrılmaya kalktım da Ay Yıldız'da işe başladım. Ay Yıldız'da çalışıyorum. Eşim her gün bir şey getiriyor dükkana, çalıştığım iş yerine. Ben Serik'te oturuyordum o zaman evliyken. Çiftçilerin ailesiyle çok sık gelip gidip görüşüyorduk. Bir gün diyor işte falanca sana salça gönderdi. Bir gün filanca sana patlıcan gönderdi. Her gün yanıma geliyor. Hani görsün. Bir gün tutanladan bana ne dedi biliyor musun? Hayatında iki kişi varmış. Kimi? Ayrıldığım eşimin. Ha. Hangisiyle evleneyim diye bana soruyor. Yüzsüzlüğe bakar mısın? Sen ayrıldıktan sonra senin yanında. Daha boşanmadı. Daha boşanmadı. Hem benden boşanmıyor. Hem hayatında iki kişi var. İki kişi var, hangisiyle evleneyim diye bana soruyor. Oha, bu da yani tamamen yüzsüzlükten çıkmış bir şey. Dedim vallahi yani. Kim istiyorsun onunla evlenmek? Onunla evlensen o biriyle aldatacaksın dedim. O biriyle evlensen diğeriyle aldatacaksın. Hangisiyle istiyorsan evlen, sonuçta ikisiyle de birlikte olacaksın. Karakteri dedi. Bozuk ya adamın, tövbe. Yani, onun için kimse hani sen diyorsun ya böyle bir şey yaşamazdım diye.
Ha, eşimi o kadar seviyordu ki. Aynen. Hayatta yaşamam diyordum ya. Yani ben bazen takılıyordum işte. Ya herkesin işi diyordum. Akşamları işte orada çiftçiler falan kahveye maveye gidiyorlardı. Ya sen de gitsene diyordum. Hani ben de akşam çünkü hani işimi gücümü bir şeylerimi yapayım diye. Ya ne işin var benim kahvede diyordu. Ben senin her şeyimi yaparım diyor. Diyordum ki bu adam sabah çıkıyor iş yerine gidiyor. İş yerinden çıkıyor 10 dakika sonra evde. Meğer adam yıllardır benimle birlikteyken başka birisiyle daha birlikteymiş. Yani... Bir de kadın bana o zaman haber gönderdi. İşte ben sabrettim benim oldu diye. Al senin olsun. Kardeşim. Ben de öyle dedim al senin olsun dedim yani. Tabii ben de yani... Onun için çok hani insanlar her şey yaşıyor hani konuşmam dediğin her şey başına geliyor. Nasıl bir erkek dediğin gibi hayatına devam ediyorsa bu illaki hadi ben tamam ayrıldım bitti birini bulayım. Olabilir. Değil. Karşına birisi çıkar. Evet gerçekten iyi bir kısmetse niye hayır diyesin yani? Hani zaten senin hayatında birisi olsa herkesten önce ben bilirim. Ben apartmanın muhtarı olduğum için. Evet yani o da giren çıkana, baktığım benim için. Benim giriş çıkış saatlerimi dahi biliyor Leyla abla. Sen şu saatte girdin şu saatte çıktın. Biz eve geldiğimiz zaman belge geldi. Tamam geldim hadi kahve içelim onu yapalım bunu yapalım. Ayak seslerinden tanıyor. Ayak seslerinden hadi. Tanıyor zaten ki zaten saklayacağım son insanlardan biri zaten Nihal abla. Kesinlikle saklamam zaten böyle bir şey ama öyle bir şey zaten yok. Ya ne diyeyim her şey kadir, ya kısmet diyorum ya başka hiçbir şey demiyorum. Öyle öyle. Gerçekten kısmetse öyle. Varsa, kaderde varsa... Ne kadar hayır desek de, ne kadar evet desek de her şey olacağına varıyor aynen, sonuçta. Aynen aynen, olacağına varıyor. İşlere ufak bir ara verdik. Şöyle Nihal ablayla beraber dışarıya çıkalım dedik. Şöyle bir hava alalım dedik. Bizim de hava almalarımız hiç bitmiyor Nihal abla. Yok. Be vallahi gerçekten şimdi var ya millet diyecek ki siz zaten sürekli olarak hava alıyorsunuz. Evde oturduğunuz mu var? Evet dedikleri doğru. Yok. Evde oturduğumuz pek yok ama güzel havayı yakalamış kendi değerlendirmek gerekiyor. Benim en sevdiğim havalar bunlar Nihal abla. Ama gittiğimiz yer yürüyüş mesafesi. Tabii canım. Ben de çok seviyorum. Ben yürümeyi seviyorum Nihal abla. Hatta şey, puslu havayı sever derler ya. Ben puslu havayı ben bayılıyorum. Böyle hani böyle yağmur yağdı yağacak böyle. Aynen. Karanlık oluyor karanlık ya. Karanlık oluyor çok hoşuma gidiyor al benim. Al kahveni otur balkona. Aynen. Yağmur başlasın onu seyret. Aynen. O yağmurun. Yürü. O yağmurun sesiyle uyu. Evet. İşte bunlar da ayrı bir tarz Nihal ablacığım. Evet. Yani güzel mi aslında güzel. Bizlik değil. Ya bizlik değil ayan. Dost başa düşman ayağı derler. Çocuğun ayağındaki çoraplara bak, sandaletlere bak. Ay tövbe. Ay güzel aslında bak. Şu kısa kollu bir tarz olmuş ama. Güzel olmuş yani. Tarz değişik. Olmuş. Benim tarzım değil. Ya benim tarzım ama hakikaten de tarz yani. Dediğin doğru. Ay valla yürümeyi seviyorum ben var ya. Araba kiralık. Annem dedi ki şimdi sen dedi arabaya alıştın dedi. Şey yürümek zoruna giderdi. Yok dedim işte durmak lazım. Ben de yürümeyi daha çok seviyorum dedim. Yürümenin gözünü seveyim dedim. Ben de seviyorum. Şöyle bir Cumhuriyet Meydanı'na kadar gidip bir deniz havası alıp geriye gelmek insana yeterli geliyor belki. Aynen. Nihal abla bak Feyza ile ikinci gün arabayla kiraladığımızda şuradan geçiyorduk. Feyza dedim ki Feyza dedim Seleklerden hükümet kulağına giden yol var mı kız dedim. Vallahi bilmiyorum ki dedi biz hiç arabayla geçmediğimiz için hiç dikkatimi çekmemiş dedim. Sanki buradan oraya dönüş yokmuş gibi geldi arabayla bana. Sonradan şuraya gelince hani biz Feyza ile fark ettik. Her yere yürüyerek gittiğimizden dolayı araba yollarını ben hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani... Anneme bile giderken tek bir yoldan gidiyorum Nihal abla. İkinci yol yok benim için. Bazen mesela şey diyorlar bana. Sen Antalyalı değil misin? Antalyalıyım ama hani arabayla gelip gitmediğim için. Hiçbir yere gitmedim. Şey biliyorum. Otobüsün gidip geldiği istikameti biliyorum. Ya otobüsü zaten biliyorsun. Şerif teyzemin oraya giderken bilmiyorum. Aynen. Bir de dişçiye ya da Ercanlayım'a giderken onun için her yere zaten yürüyerek gelip gidiyorum. Dediğin doğru. Gel şöyle geçelim. Şuradan gidelim Nihal abla. Şurası daha gidelim. İyi. Nihal abla örgüler ne kadar güzel. Evet. Ya şu pantolon takım değil de ben şu kırmızıyı beğendim senin Nihal abla. Senin takipçiler şeyi yazmış. Ne? Nihal ablanın üstündeki hırkanın modelini verseniz de örsek diye ama o hazır. Örgü değil yani. Ay çok güzelmiş Nihal abla. Buyurun pardon. Çok pardon. Şunu çok beğendim. Kaç para acaba bu? Bir de bak şu renkleri çok de ben. Var. Ama kırmızı mavisi de çok mavisi güzelmiş. Mavisi de çok güzel. Kreminde evet. De güzel durmuş. Baksana modeli göstermiş. Evet modeli göstermiş. Kol kesimi çok güzel Nihal abla. Üstünde yazıyor mu acaba?
Şöyle bir dolanayım ama pek görünmüyor. He? Etiket yok yani. Şurası çok seviyorum ben, şu mağazayı Nihal abla ya. Bu mağazanın ürünlerine de bayılıyorum ben. Bak birazcık boyum olsun, şu hırka var ya. Harika. Ay ben bugün baktım gömleği çok beğenmiştim ama 350 lira. Bu şu kot mont da yeni gelmiş bak. Ay evet. Bu var ya içi çok güzel kız bunun. Benim üstündekini çıkarıyorum. Ondan evet. Ben bütün kış bunu çıkarmıyorum. Benim Sevda'dan al getirdim kot mont nasıl ama o da çok güzel yalan evet. Bakalım. Harika. Ben bu çarşamba 35 liraya aldım. Çok güzel mi senin üzerindeki? 6-7 senedir de giyiyorum. Antalya'ya gelirseniz de değişik bir ürün almak isterseniz ben size bu mağazayı gerçekten tavsiye ederim. Çok güzel ve çok değişik ürünleri var. Ha, kalitesi de güzel. Kötü değil. Nerede bu? Şöyle size gezelim. Şurada seleklerimiz var. Seleklerin hemen yanındaki parkım. Karşısında, karşı çaprazında Topshop. Çok güzel ürünleri var gerçekten. Şimdi buradan bazı arkadaşlar diyecek ki reklamını yaptın diye. Reklamını yapmak değil, gerçekten malı ve ürünü güzel olan bir mağazaya göstermek de çok güzel. Şu Perfect Design yazan elbise var ya. Ben şimdi bu şeyleri taktım Nihal abla bu sene, sen de farkındaysan. Elbiseleri taktım, turnik elbiseleri taktım ben de yani. O da çok güzelmiş yalnız. Ama fiyatları gerçekten biraz tuzlu Nihal abla. Evet, yüksek. Yani bu mağazayı tavsiye ederim ama fiyatları tuzlu yani. Birazcık pahalı diğer mağazalara göre. Daha turiste hitap ediyor da Bergen Hanım için. Nihal abla, turistten her çok değişik ürünler var ya. Şimdi bir Elsevier'den bir ürün aldığın zaman bir bakıyorsun herkesin üstünde aynısından var. Ama bundan aldığın evet, herkesin öyle değil, üstünde evet. Öyle değil. Çok değişik yani. Nihal abla ile değişiklik yapalım dedik. Başka yerden geçiyoruz. Bir alt şeyden geçiyoruz. Merdivenlerden. Burası direkt kale için açılıyor Nihal abla. Tabii Nihal ablacığım daha iyi bilir benden bunlar hocam. Ben de adama yer öğretiyorum. İş bilen adama iş öğretiyorum diye. Ya bu kata seviyoruz. Bakın biraz. Ben geçen indim galiba. Antalya Bey Mevlihanemiz. Şu müzeyi de dolaştım Nihal abla, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şeyi dolaştın mı? Neyi? Uygulama Oteli'nin oradaki müzeyi. Antalya Müzesi'ni. Ben oraya ne zaman biliyor musun? Liseye giderken gitmiştim. Sonra İsmail senin götürürüm dedim. Bizi zaten okula götürdü anne dedi. Şimdi o da öyle söyleyince bir daha da götürme gereği görmedim. Feyza da zaten oraya gidiyordu. Gitti, o da okula beraber gitti. Ama istiyorum, bir daha görmek istiyorum Nihal abla ya. Gidesim var aslında. Benim şey Balmı Müzesi'ne gidesim var ama girişleri çok pahalı değil abla. O özele mi giriyor? Özel. Şey alabiliriz aslında. Yıllık özel. Müze kart alabiliyorsun ya. Ha bilmiyorum. Özel. Gittin her yerde kullanabiliyorsun bir sene boyunca. Doğru. Bir kere ücret ödüyorsun. Ama şey özel müzeler hariç. Valla orası özel değil. Orası akvaparkın içinde. Akvaryumun içinde. Pardon özür dilerim. Şey, ben, ama buradan çıkış var değil mi? Var. Evet evet var. Tamam. Cumhuriyet Meydanı oraya çıkıyorsanız tamam ablacığım. Pardon özür dilerim. Önemli. Şey, akvaryumun içinde, akvaryum devletin mi? Ben akvaryuma da gitmedim. Akvaryuma gittim. Neyle akvaryum ilk açılımda gittim. İnanılmaz derecede balık vardı. Sonra gittim, balık yoktu içinde. Aa. Yani hayvanlar artık yani ne bileyim ya balık piske başka bir şey oluyor da. Yani pek balık yoktu. Sonra bir daha gittiğimizde biraz daha fazla vardı balık. Dayımın şeyinin kiracılarının bir tanesinin burada iş yeri var. Bir geldik dayıma gezdik biz burayı. Dayım hatta şey aldı. Balkonda klima aldı burada. Kolye aldık.
Şöyle göstereyim, biraz karanlık. Ha şimdi. Şurada ben dedeyle neneyi ben gerçek zannettim. Meğer sonlar. İlk geldiğinde ben de öyle zannetmiştim ama. Evet, bir baktım gerçek zannettim. Ben için Neyla ablacığım. Burası şey. Ay Neyla baba, da her şey pahalıdır be. Biz dayıma kilimi çok uygun aldık ama balkonuna. Hmm. Hı? İyi. Dayım kiracısına işte ziyarete geldiydi. O da yokmuş. İşi varmış. Hmm. Bir bakalım dedik. Dayım hem kolye aldı. Kendi hem şey balkona uygun. Otantik kilimleri seviyor. Ercan dayım mı? Ercan dayım. Hem kilim Ercan aldı. Dayının da zevki ayrı bir güzel. Şu anda Leyla abla yalan yokken ben kılık kıyafetini de çok seviyorum Ercan dayının giyiş evet, tarzında. Giyiniyor. Güzel giyiniyor. Yakıştırıyor yani. Ona da yakışıyor ama yalnız. Çantalar çok güzel şu. Lacivertle kırmızı güzelmiş. Bence kuşuklar çıkmayı sevmiyorum. Evet. Yok kuşuklar çıkıyor ama şu anda. Şimdi aşağı insek yine kuşuklar çıkacağız. Ay Belgin benim kulağımda küpeleri bir çıkaralım da. Çıkaralım. Bir halka malka küpe bir şey takayım. Ben buraya takılırım onu da bilmiyorum da. Takalım. Bunların arkaları şey ya. Uzun ya. Batıyor. Yeni abi hepsi batıyor. Yani normalinkiler ne uzun. Başka alacaklarınız oraya minik halka takalım Yeni ablasına. Minik halkalarını alalım bir yerden düzgün. Krom alalım ki küflenme yapmasın. Bir daha şey yapmasın. Kulağın şişmesin yani. Zaten tenim alerjik. Aynen. Ay. Ben sana diyorum ben yaşlı ve hasta bir kadınım. Beni yokuş çıkarma diye mi? Beni aramışsın Gökhan. Ben şurayı bayılıyorum Leyla abla. Böyle bir evin olacak. Tabii ki bunlar bir hayal. Ve kapısına aşığım ben bunu. Hayal etmek başarmanın yarısıdır biliyorsun. Aynen. Ben hayal ediyorum böyle bir kapısı ben olan bir evim olsun. Gel bu sefer buradan çıkalım. Ayı bak, bakar mısın bahçe geçtiğine Leyla abla? Bak bunun bahçe kapısı girişini ilk defa dikkatimi çekiyor bak. Bu evlerden çok şey hoşuma gidiyor. Bahçeler mi? Her şeyin gizli. Evet gizli. Bak ay Niyel ablam. İlk defa ay, buradan gördüm. Ne harika. Merdivenlerini görüyor musun? Bak burası restore edilmiş ama. Tabii canım beyaberlere sürdü. Ama harika ya. Allah var ya sahibine. Dedim çok şanslı sahibine. Evet huzurlu durmayı. Nasip etsin ve gerçekten sahibi çok şanslı. Ama Neyla abi şimdi burada oturmak da yani buradaki yerlerin gürültüsünü çekmek demek biliyor musun? Burada oturmak da ayrı bir ders sorun yani. Şey değil. Bak çocuklar ne güzel oynuyorlar. Eski şeylerle geçelim biz de. Evet. Atlı arabalar varmış ya. Tık 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 tık. Şuradan geçelim pardon. Ya inanmıyorum bu. Evet onu diyecektim Nel abla şu sütunları. Nasıl üst üste kaldırmışlar. Koymuşlar. Hadi şimdi vinç var. O vinç yok bir şey yok. Aynen hiçbir şey yok. Ama bir de Nihal abla şu yukarıdaki şeyleri nasıl yapmışlar kız. Hadi oymacılık o zaman da vardır da sanat el işçiliği. Şimdikinden çok daha güzeldir aslında. Ya o zaman insanlarda akıl varmış. Sesimi de nereden aksedeceğini bundan beri her şeyini hesaplayarak yapmışlar her yerleri. Var değil mi yani? Aynen aynen Leyla ablacığım ya. Ay şu şeyler çok güzel bak. Şu tepedeki oyma işçiliği çok güzel Leyla abla. Ya baksana kayaların büyüklüğüne. Evet diyorum ya sana. Ha şimdi bak bu şekilde büyüklükte kayalar kullanma. Bunlar yutol. Onlar hafif. Bunlar taş. Aa, bunlar bildiğin taş. Nihal abla. Onun için bunca bak deprem oldu bilmem ne oldu. Bak hepsi yerli yerinde. Kıpırdamadı bile yani. Oynama bile yapmadı. Maşallah var. Şeytan falan da koşun. Allah bütün herkesi var ya böyle büyük depremlerden korusun yarabbim. En korktuğum şey. Çok güzel. Şimdi Nihal ablayla beraber üç kapıların sütunlarını inceliyoruz. Sürekli olarak üç kapıların önünden geçiyoruz ama üç sütunları incelemek şey aklımıza gelmedi yani. Şimdi daha dikkatli bir şekilde bakıyoruz. İnsan yaşadığı yerleri incelemiyor Nihal abla. Evet. Önünden geçip gidiyorsun. Turist olarak gittiğin yerleri inceliyorsun. İnceliyorsun yani gezmek olarak gezerek gezmeye gittiğimiz yerleri mutlaka inceliyoruz.
Biz de Nihal ablayla beraber sizlere şöyle güzel bir atmosferde feda etmek istiyoruz. Videomuzu sonlandırmak istiyoruz. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir videomuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.